Almost totally, 95% on oil. Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İddianameye göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın en yakınındaki isim olan ve suikast talimatını bizzat veren Suud el-Kahtani'nin de içinde olduğu isimler, cinayet öncesi birçok kez Khashoggi'yi tehdit etti. Mesajlar Khashoggi'ye ait bilgisayar ve tabletlerin incelenmesiyle belirlendi. İddianameye giren mesajların bazıları şöyle. Bu mesajlardan birinde Suud el-Kahtani, Khashoggi'ye köpek gibi oturacaksın, bu gazetede yazmayacaksın. Bunun hesabını yakında vereceksin diyor. Ebu Vacet de senin huyundur. Fare gibi kaçarsın ama bir gün kapana düşeceksin ifadesini kullanıyor. Bazı mesajlarda açık ölüm tehditleri var. El-Suhri adlı kişinin Khashoggi'nin ilacı kör kılıçla boynunun çekilmesi diye mesaj gönderdiği tespit edildi. Halid bin Muhammed de Khashoggi bir düşman. Ondan kurtulmak lazım ve eğer krallıkta mal varlığı varsa el koyulmalı diye yazmış. Fahad el-Tamimi'nin mesajındaysa seni Mısır'a Tahrir Meydanı'na ne götürdü ey Cemal? Haydutlarla organizasyon yapmaya mı geldin? İnşallah Tahrir Meydanı'nda öldürüldüğünü görürüm diye yazılı. İddianamede bunlar gibi çok sayıda tehdit mesajı yer alıyor. Khashoggi'nin öldürülmesiyle ilgili davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın danışmanı Kahtani ve Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'nin de yer aldığı 20 şüpheli bulunuyor. Şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Cemal Khashoggi, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Suudi Arabistan günler sonra cinayeti kabul etti.